Jüpiter uydusu Europa Tünelvod projesi. Dünya dışında yaşam arayışlarının yoğunlaştığı bölgelerden birisi de Jüpiter'in en küçük dördüncü uydusu olan Europa. Europa'nın okyanuslarında canlı organizmalar bulunması ihtimali bilim insanlarını fazlasıyla heyecanlandırıyor. Europa, Güneş'e epey uzak bir uydu. Bu uydunun üzerinde yapılacak olan yaşam arama çalışmalarının önünde ise yaklaşık 30 kilometrelik buzdan bir engel bulunuyor. O da uydunun kalın buz kabuğu. Araç ayrıca buzda ilerlediği sürede çevresini kontrol edecek ve şu anda yaşayan canlı ya da soyu tükenmiş bir tür olup olmadığını keşfetmeye çalışacak. Aracın topladığı veriler yüzeyde kalacak olan ve araca bir fiber optik kabloyla bağlanacak bir verici tarafından dünyaya gönderilecek. Nükleer Tünelbot. Grup, nükleer enerjiyle çalışan bir tünelbot için buz tabakasına nüfuz edebilen ve yaşam belirtileri ya da soyu tükenmiş yaşantıları araştırmak için kullanılabilecek araç ve gereçler taşırken okyanusun tepesine ulaşabilen bir konsept çalışması gerçekleştirdi. Bot ayrıca buz tabakasının yaşanabilirliğini de değerlendirecektir. Dombart, tünel robotumuzun Europa'ya nasıl ineceği veya buzu nasıl dağıtacağı konusunda endişelenmedik. Sadece oraya gittiğini düşündük ve okyanusa iniş sırasında nasıl çalışacağına odaklandık. Bot, buz su arayüzü yüzeyindeki suyun yanı sıra tabaka boyunca buzları örnekleyecek ve mikrobiyal biyofilmleri aramak için buzun alt kısmına bakacaktır. Ayrıca buz tabakasının içinde sıvı su gölleri arama yeteneğine de sahip olacaktır. Araştırmacılar botları için iki tasarım geliştirdiler. Biri küçük bir nükleer reaktör tarafından destekleniyordu. Diğeri ise uzay görevleri için tasarlanan genel amaçlı ısı kaynağı tuğlaları radyoaktif ısı kaynağı modülleriyle destekleniyordu. Bu iki kaynaktan gelen ısı buz kabuğunu eritmek için kullanılabilir. İletişim fiber optik kablolarla bota bağlı bir tekrarlayıcılar dizisiyle sağlanacaktır. NASA, Güneş sistemindeki önemli soruları cevaplayacak teknolojiyi test etmek için konsept çalışmalarına rutin bir şekilde sponsorluk yapmaktadır. Başka yerlerde hayat var mı sorusu halen büyük önem taşıyor. Europa, bakılması gereken en hayati yerlerden birisi. Sonuçta bir tünel görevi olup olmadığı ya da bu tasarımlardan birinin seçilmediği belirsizdir. Araştırma şu anda konsept çalışması düzeyinde. Sürecin hayata geçmesi ve Jüpiter'in uydusundaki potansiyel doğal yaşama zarar vermemesi için gereken önlemlerin alınması oldukça uzun sürecek. Bu ağırlıkta bir aracı Europa'ya göndermek de bir başka sorunun kaynağı. Dünya ve Çevre Bilimleri Profesörü olan Illinois Üniversitesi'nden Andrew Dombart, projede yer alan bilim insanlarından birisi. Dombart'ın aracı, Europa'ya nasıl gideceğini dert etmediklerini söylerken, oraya ulaşıp çalışabilecekleri varsayımıyla hareket ettiklerini söylüyor. Ekibin amacı, uydunun yüzeyinden okyanuslarına kadar giden bir yol bulmak. Tasarım zorlukları. Robot, buzun içinde ilerlerken aldığı numunelerden ve ölçümlerden oluşan bilgiyi dünyaya geri iletmesi gerekir. Konsept tasarımcıları yaptıkları toplantıda buz kolonu boyunca beklenen radyo frekansı gücünde büyük bir kayıp olacağına dikkat çekiyorlar. Bu zorluğun üstesinden gelmek için 5 ila 10 kilometre aralıklarla yerleştirilmiş 3 radyo sinyali tekrarlayıcısı öneriyorlar. Diğer bir tasarım zorluğu, okyanusa yaklaşırken buzun içinden düşme riskidir. Bunu önlemek için konsept tasarımcıları, robotu buzlu su arayüzünde askıya alan bir kaymalı kablo sistemi önermektedir. Konsept çalışmada yer alan isimler, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulama Fizik Laboratuvarı'ndan Kathleen Kraft ve Kompas ekibi, Steven Olasan ve NASA Glenn Araştırma Merkezi'nden
J. Michael Newman bulunmaktadır. Bu proje arkadaşlar biraz uç noktada bir proje. Şu açıdan söyleyebilirim uç noktada olduğunu. Hem yani nükleer enerji barındırması hem bu kadar büyüklükte cihazların uzaya taşınması, taşındıktan sonra sağlıklı bir şekilde Jüpiter'e ulaşması, ulaştıktan sonra sağlıklı bir şekilde yine Europa'ya inmesi, Europa'ya indikten sonra buzu delebilmesi, buzu deldikten sonra da tekrar üstte kalan cihaza bilgi verebilmesi ve bilgi verilen cihazın da tekrar dünyaya bilgi aktarabilmesi. Yani süreci anlatırken bile ne kadar zorlandığımı tahmin edebilirsiniz. Bu süreci bu şekilde tek tek adım adım yapılabilmesi gerçekten zor bir süreç. Ama şu var, yani biz insanlık olarak biliyorsunuz Mars'a da araçlar yolladık. Ve o araçlardan birçoğundan da bilgi alabiliyoruz. Tabii yakınlık düzeyi daha yakın olmasından dolayı Mars'tan daha net bir şekilde ve daha kısa sürede alıyoruz ama Jüpiter öyle değil. Ek olarak Mars'a yolladığımız araçların bir kısmında çok az nükleer enerji kullanıyoruz. Ama buraya Jüpiter'e gidecek cihazda o buzu delebilecek cihaz için bayağı bir nükleer enerji kullanmamız gerekecek. Ve haliyle nükleer enerji işin içine girince benim de bildiğim ve okuduğum kadarıyla araçların arka tarafına tank benzeri nükleer enerjiyi taşıyabileceği ayrı bir mekanizma konması gerekiyor. Haliyle bu kadar zorluk olunca biraz hani düşündürüyor yapılabilirlik kısmı. Belki ileride hani bu proje bu şekilde olmasa bile yine o buzun altına ineriz ama yani belki birkaç eksikliklerle yapılabilir. Yani ne olur? Mesela yüzey aracı olmayabilir. Buzun altından farklı bir uyduya yani yüzey aracı dediğim buzun üstünde kalacak olan araç değil de buzun içine girecek araç direkt bir Europa'nın çevresinde dolaşan uyduya bilgi gönderebilir. Yani bir şeyleri belki eksilterek, belki daha fazlalaştırarak bu sorunlar atlatılabilir diye düşünüyorum. Ama güzel bir proje. Europa su açısından da ve buzlu olmasından dolayı yaşam olabileceği düşünülen uydulardan birisi. Gezegen diyordum bu arada, uydudur Europa. Ve eğer hani şöyle bir durumda var. Hatta bunu belki birkaç videomda bahsetmişimdir. Güneş bundan 3 milyar 4 milyar yıl sonra şu an dünyanın bulunduğu noktaya kadar gelecek. Bir Kızıldeve dönüşecek ve haliyle yani dünyanın yaşam alanı ya da Güneş'in yaşam alanı Jüpiter'e ya da Satürn'e kadar gitmiş olacak. İleride insanlığın gerçekten tekrar yani ne denir? İnsanlığın sağ kalabilmesi için ya Güneş sistemindeki bu uydulara yerleşmemiz gerekecek ya da bu uyduları da terk edip Güneş sisteminden farklı bir Güneş sistemine geçmemiz gerekecek. Bunlar hazırlık projeleri aslında bir nevi. Biz görmeyiz muhtemelen. Hiçbirimiz belki bunları göremeyeceğiz ama bunlar bir hazırlık proje kısımları. Aslında bunların önlem kısmındaki tarafı az önce bahsettiğim Güneş'in yaşam alanıyla alakalı kısım diye düşünüyorum.